Teşekkür ederim, sağ olun. Ya, bu daha sanki şarkı söyleyecek, açtınız sanki Playback MD'den. Duyguyu kaybetti, ben de oradan duygu tepikliyorum. Alın hocam. Evet. Bizimkiler alışıklar Playback'te yükseltin yükseltin diyorum ya. Şiir okurken. Şiirin bazı kesimleri duyulmamış olabilir. Ama ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi şiir yazan tabii ki de çok önemli üstadlarımız var. Bunlardan biri sevgili Vural Şahin. Ama herkes şiir, hani şiir yazsanız da okumak da başka bir sanat diye düşünüyorum. Yorum mesela Türkiye'de hiç şiir yazmadığı halde şiirin zirvesinde olan bir Ayşe Egesoy var. TRT'nin TRT, ki TRT her zamanın TRT'si. Orada hiçbir şiir yazmadan yıllarca şiir okudu. Çok ben de o programın metin yazarıydım. Zeki Müren, Emel Sayın, Muaz Zabacı, Coşkun Sabah, birçok değerli ve ünlü sanatçının konuşmalarını ben hazırladım. Aynı zamanda da güzel dostluğunuz var onlarla. Tabii hepsiyle. Yıllar evvel, şimdi Zeki Müren'le falan dostluğumuz kalmadı tabii. Ama Orhan Gencebay'la sanırım Orhan abi devam biri ediyor. Zaten camiye yalan. Allah uzun ömür versin. Amin. Çok önemli bir sanatçı. Orhan abinin bir özelliği var. Zeki Müren'in de bu özelliği yıllar sonra da çıkıyor. Mesela şimdi Gece Kirpikli Kadın yeni yeni patlamaya başladı. O da çok güzel eserler yapıyordu. Çok sen da güzel. Gece Kirpikli. Orhan abinin bir farklıcalığı var. Yazar, çizer, söyler. Yani sanatın mutfağından servisine kadar hepsini yapabilir. Öyle bir kabiliyetli bir insan. Benim ilk şiirimi de o bestelemişti. Nereden bileceksin diye filmlerinde filan. O günden bugüne de 700 şarkım kasetlerde okundu ve Türkiye'de bir rekor 70 tanesine klip çekildi. Oo, yani erişilmesi bu eminim işte, devamı da gelecektir. İnşallah. Mesela en bildiğimiz eserler hangileri? Mesela öyle bir pozisyon oldu ki birimizin bildiğini birimiz bilmiyor. Çünkü kanallar çoğaldı. Mesela son bir patlayan şarkım var. Bütün gece alemlerinde. Aşkıma ihanet edersen bir gün. Ben bunu yanına bırakır mıyım? Sen benim boynumu büktükten sonra seni bu alemde yaşatır mıyım? Bunu birkaç kişi okudu. Ve çok patladı bu şarkı. Şimdi Ayhan Aşan okudu. Şey, yakında çıkacak. Uğur abi okudu bunu. Uğur Karakuş. Uğur Karakuş. Bestesi benim. Söz benim. Bestesi Murat Kurşun'un. Murat Kurşun da okudu. Sinan Zor Bey'di. Geçen hafta da Ayhan Aşan kardeşimin konuğuydum. Orada da okudum. Ayhan Aşan bunu kasetini okudu. Şimdi o da yakında çıkacak. Beste. O nasıl güzel sözler. Ben o şarkıya bayılırım. Uğur Karakuş bazı okudu. Şeyler ondan vardır. Saatlerce uğraşırsınız. Bir şey çıkmaz. Bazen bir oturursunuz. Çıkar. O bir sigara içimlik zamanda çıktı. Hayatımda da öyle bir olay yok. Duyguların yer değişimi. İşte evrendeki o enerjiyle sinerjinin sizin hani eğer çakralarınız ki açık, sinerji ve enerjinin birleştiği anda beyne sinyal gider. Ya ağlaman gerekiyorsa ağlarsın ya da bir şeye tebessüm etmen gerekiyorsa tebessüm edersin. İşte sanatsal ruhun ve yönün ağırlıktaysa ya şarkı söylersin ya da yazarsın böyle şiir ya da edebi anlamda yazarsın işte. O, demek ki illaki yaşamamız gerekmiyor değil mi yazdıklarımızı? Şöyle var, Ali Tekin Türe denen dev diyeceğim ona. Yolda giderken kuşları gördü. Bahar bekleyen kumrular gibi dedi. Evet, yani çok sevdiğim nerede, şarkıdır. Ne zaman, ne ilham geleceği belli değil. Efendim kumrular baharı beklerken siz de lütfen reklamları bekleyin sonra görüşelim.